Evet siyaset 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Ancak ana muhalefet partisi CHP'de gündem hala değişim. CHP'deki değişim tartışmalarında son durum ne? Neler konuşuluyor? Detaylar gelsin. Elbette sadece MYK'yı değiştirerek bir değişimden söz etmek mümkün değil. 29 Mayıs'tan beri CHP'nin gündemi değişim ve yerel seçimler. CHP'de kurultay için takvim işlerken o değişimin nasıl olacağı ve çerçevesi gündemden düşmüyor. İlçe kongreleri devam eden CHP'de ilk kongreleri 16 Eylül'de başlayacak. 15 Ekim'de tamamlanacak ilk kongreleri ardından parti meclisi seçimli olağan kurultayın tarihini netleştirecek. Biz birlikte güzeliz. Her dostumuzla birlikte güzeliz. Kulislerde içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu formüller konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir değişim mesajı geldi. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır dedi Kılıçdaroğlu. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burada şunu destekleyenlerle bunu destekleyenler diye bir yarış olmaz. Bizde yarış bayrağı ben daha ileriye taşırım iddiasına sahip kişiler arasında olur. Demokrasi içerisinde sevgi, saygı içerisinde olur. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman da değişim dedi. O değişimin merkez yönetim kuruluyla sınırlı kalmayacağının sinyalini verdi. Elbette sadece MYK'yı değiştirerek bir değişimden söz etmek mümkün değil. Yani bunu herkes biliyor. Partinin içinde de biliyor. Ben bir MEYKO üyesiyim ama biz yenilendik. Bütün parti değişti. Her şey çok farklı olacak demek elbette doğru değil. Aylin Yaman'a göre aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklenemez. Bir sistem değişikliği, bir yaklaşım ve bakış açısı değişikliği gerekiyor. İş yapış şekillerimizi belki değiştirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz klasik bir söylem vardır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç evet. beklenmez. <laughs> Adı değişim senaryolarında geçen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve eski dışişleri bakanı Murat Karayalçın'la nikah töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Özel ve Karayalçın, Mart ayında hayatını kaybeden gazeteci İsmet Demirdoğan'ın oğlu Taylan Demirdoğan ve Seda Yörün nikah şahidi oldu. <laughs>